Obezite birçok hastalığa esasen yol açabiliyor. Bunların en başında diyabet geliyor. Tabii belli bir müddet sonra önce bir insülin direnci, arkasından ciddi bir diyabet yerleşiyor. Çünkü pankreas rezervi çok kötü kullanılıyor ve böylece de artık insülin yetersiz kaldığı için vücutta diyabet ortama çıkıyor. Tabii kalp hastalığı bunlardan en önemlisi, kalp ve damar hastalıkları. Obezlerde kalp krizi riski çok daha yüksek oluyor. Yine akciğer hastalıkları beraberinde geliyor. Damar hastalıkları gündeme geliyor. Tabii beyin problemleri, ilerideki yaşlarda Alzheimer gibi beyin hastalıkları, yani daha erken obezlerde ortaya çıkıyor. Yine obezitedeki önemli problemlerden birisi de uyku apnesi. Uyku apnesi, gece uykudayken solunumunuz duruyor ve siz solunumumuzun durduğunu anlamıyorsunuz. Bir müddet sonra karbondioksit yükseliyor, uyanamıyorsunuz da bu takdirde. Obezlerin önemli bir kısmı uykuda ölebiliyor. Bu da çok önemli bir tabii ki hayati problem. Yine eklem hastalıkları gündeme geliyor. Artık dizleri obezleri taşımıyor. Ve dolayısıyla da zaten belki çevrenizde de görüyorsunuzdur. Yaşlı kimselerde dizlerim eyvah beni taşımıyor, ağrıyor diyor ve ortopediste gidiyor ameliyat olmak için. Halbuki ameliyat da çare değil, kilo vermediği takdirde. Yine bel kemiklerinizi vücut taşıyamıyor, bel problemleriniz gündeme geliyor. Yani bunun gibi karaciğer hastalıkları, tabii aklıma gelen safra kesi ve karaciğer hastalıkları gündeme geliyor. Karaciğer çok ciddi yağlandığı zaman sonunda yağlanmaya bağlı karaciğer sirozları gündeme gelebiliyor. Yani saymakla bitmeyen obezitenin sağlık problemleri gündemde.